Bu videoyu çekip çekmemek arasında çok düşündüm. Çünkü ilk bakışta çok basit göründü bana. Daha sonra kendi kendime dedim ki zaten hayatımızdaki basit şeyleri değiştirmekte zorlanıyoruz. Çünkü basit kolaydan bayağı farklı bir şey. Basit köklü ve temel demek. Ve ikincisi bu benim çok işime yaradı. Burada öğrendiğim ve yaptığım şeyler birçok yönden kendi hedeflerime, doygunlaştırmama, olgunlaştırmama, kendi yoluma bakmama yardımcı oldu. O yüzden paylaştığımda doğru bir yerlere ulaşacağını düşünüyorum. O yüzden de çekmek istedim. Bugün kişisel bir sözlükten bahsedeceğim. Bu sözlük sayesinde sen kendini başka insanlarla karşılaştırmaktan, başkasına imrenmekten, hayran olmaktan koruyabilirsin. Böylece sen kendi yolun insanı olabilirsin. Kişisel bir sözlüğün amacı bu kelime öbeklerinde bazı kavramları yeniden tanımlamamız. Kavram dediğimiz şey bizim içini doldurduğumuz paketler. Örneğin, güzel bir kavram. Ama ikimiz güzellikten bahsettiğimizde ve hiç detay vermiyorsak bu kavramdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Mesela geçen hafta yürürken harika bir manzara gördüm. Harika bir kavram. Deniz manzarası mı, dağ manzarası mı yoksa çiçek bahçesi miydi? Hiç fikrimiz yok. Ta ki ben detay verene kadar. Ve ben anlattığımda karşı taraf diyebilir ki güzel bir manzaraya benziyor ama çok da harika bir yer değil gibi. Çünkü ben çiçekleri pek sevmiyorum. Bana göre deniz manzarası harikadır. O zaman kavramlar insanlar arasında sürekli değişen şeyler. Yalnız işin garip tarafı biz kavramlara göre yaşıyoruz. Güzel, çirkin, iyi, kötü, uzun, kısa bunlar temel kavramlar. Bir de yeterli, yetersiz, değerli, değersiz toplumumuzda şu an en yaygın olan başarılı, başarısız. Bu yüzden başarı ile ilgili sürekli şeyler dönüyor. Videolar, yeni içerikler ve başarısızlık. Onunla ilgili hiç şey duymak istemiyoruz. Hatta onunla ilgili her şeyi de bastırıp kapatmak ya da mümkünse yok saymak istiyoruz. Mesela bazı insanlar için sağlıklı olmak, hasta olmamak demek. Bu onların sağlık kavramı. Bazı insanlar için sağlıklı olmak, günde bir saat yürüyüşe çıkmak demek. Ve yine bazı insanlar için sağlıklı olmak, sabah yoga yapmak, sağlıklı bir beslenme seçmek ve iyi bir uyku uyumak demek. Şimdi hepsine sağlıklı olmaktan bahsediyoruz ama hepsinin yaşam kalitesi birbirinden farklı olacak. Aynı şekilde kendi için tanımlamak isteyeceğin bazı kavramlar olacak. Bu temel kavramlardan bir tanesi bence sağlık ya da sağlıklı olmak. İkincisi mutluluk. Bu ikisi çok eşdeğer kavramlar. Çünkü birisi olduğunda diğerinin kapıları açılıyor. Sağlıklı olduğumuzda mutlu olma kapasitemiz olabiliyor. Mutlu olduğumuzda sağlığımıza katkıda bulunabiliyoruz. Mutluluk senin için ne demek? Sorunların arasında sakin kalabilme becerisi. Veya ellerini cebine koyup boş boş gezip kafanı boşaltabilmek. Ya da Alfred Hitchcock'un söylediği gibi masmavi, uçsuz bucaksız bir ufuk ve sakinlik. Görüyorsun hepimize göre değişiyor. Kendine eğer böyle bir defter oluşturursan, buna bir sözlük diyelim şimdilik, defterin yavaş yavaş büyümeye başlayacak. Ve buraya bazı kritik kavramları yazmanı tavsiye ederim. Örneğin, kendine güven. Kendine güven bazı insanlar için dimdik durmak, rahat konuşmak, bazıları için baskı kurmak, bazıları için neredeyse manipüle edici olmak. Ama bu senin için başka bir şey olabilir. Serin kanlı bir savaşçı gibi örneğin, sakin bir usta gibi örneğin. Ama bunu bilmen için önce tanımlaman lazım. Birkaç cümleyle yaz, tıpkı bir sözlük açılımı gibi. Daha sonra o kavramı iyice incelt, bir cümleye ya da uzun bir cümleye dönüştür diyelim. Sayfalarca bir şey tanımlamak istemiyoruz. Sağlık, mutluluk, kendine güven, cesaret, dürüstlük, erdemli yaşamak, huzurlu olmak. Bunlar senin için ne anlama geliyor acaba? Eğer bir ailen varsa, aile hayatı. En önemlisi sevgi. Sevgiyi vermek ve almak ne anlama geliyor? Bu kavramları biz tanımladığımız sürece kendi başarılarımız bizim tanımımıza dahil olduğu için kendimizi başkasıyla karşılaştırmamıza gerek yok. Bence bu alanda yazılmış en zarif işlerden bir tanesi Tao Te Ching, tam 2500 yıl önce Antik Çin'de yazılmış. Aslında bu şiir dildi kitabın yazılma amacı bir yöneticiye nasıl davranması gerektiğini öğretmek. Ve bunu da çok şiirsel bir dille dokundurarak anlatıyor. Ve kitabın bir bölümünde diyor ki kazanmanın bir yolu rekabet etmeden rekabet etmek. İlk söylediği insana biraz garip geliyor. İnsan nasıl rekabet etmeden kazanabilir ve rekabet etmeden rekabet nasıl bir şey acaba? Basitçe özgün olmasına öğütlüyor. Çünkü biz olduğumuzda, kendi otantik özelliklerimizi kullanabildiğimizde, yani başkasının beklentisine göre davranmadan, sürekli kalıba girmeden, aynılaşmadan davrandığımızda o zaman rakipsiz oluyoruz. Çünkü dünyada senden bir tane var. Senin yapabileceğin bazı şeyler var. Tıpkı benim yapabileceklerim veya başkasınınki gibi. Amacımız hayatımızın bir bölümünde bu yeteneklerimizi, özelliklerimizi keşfetmek, keskinleştirmek ve daha sonra onları tanımlayıp uygulamaya geçirmek.
Bu sözlüğün gittikçe büyüyebilir. Ama dediğim gibi hayatında sürekli uğraştığın temel şeyleri ilk başta yaz, bilmediğin kelimeleri, daha sonra karşılıklarını sen doldurmaya başla. Eğer cesaret senin için daha girişken olmaksa bunu anlat. Bazı insanlar için cesaret bir başkasının gözünü korkutmak örneğin. Bazı insanlar için cesaret zorlu durumlarda serin kal ve dimdik durabilmek. Hangisi olacağım? Senin tanımına bağlı. Ben buna kişisel sözlük diyorum. Sen senin anlamı verebilirsin. Ve senin kişisel sözlüğün, senin özel kodların gibi bir şey olacak. Her sabah şöyle bir gözden geçir. Hem tanımlarını anlamana yardımcı olur, hatırlamana. Hem de onlara göre yaşamaya başlayabilirsin. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone ol. Kendine iyi bak. Gelecek videolarda psikoloji, nörobilim gibi konulardan bahsediyorum. Eğer bunlardan hoşlanıyorsan mutlaka beklerim. Görüşmek üzere.